Cumhuriyetin kurulmasıyla başlayan eğitim-öğretim alanındaki çalışmaların amacı kültür devrimi yaratma isteğidir. Toplum olarak çağa uyum sağlamak için bilimsel teknolojinin desteğiyle çağdaş bir sanat eğitiminin verilmesi de zorunludur. Sanat eğitimi geleceğe yönelik iyiyi, doğruyu, güzeli seçebilen yaratıcı insanların yetiştirilmesi için gereklidir. Cumhuriyet dönemine kadar sanat eğitiminde en önemli gelişme Osman Hamdi Bey'in 1883'te kurduğu ve 1910'a kadar müdürlüğünü yaptığı Sanayi Nefise Mektebi'dir. Sanayi Nefise Mektebi 1927'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adını alır, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla çalışmalarını sürdüren bu kurum önce olarak sanat tarihimizde yerini almıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümetin davetiyle Türkiye'ye gelen Amerikalı eğitim uzmanı John Dewey okulların durumunu incelemiş, Türk eğitimcilerin katkılarıyla hazırlanan rapor yürürlüğe konmuştur. Dewey'in raporu üzerine ortaokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla 1926'da Ankara'da Gazi Orta Öğretmen Okulu açılmıştır. 1932-1933 eğitim öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü resim iş bölümü açılır. Almanya'ya gönderilen öğretmenler Hayrullah Örs, Malik Aksel, Şinasi Barutçu ve Mehmet Ali Akdemir dönüşlerinde bu bölüme öğretmen olarak atanırlar. Atatürk'ün sergileri gezmesi, yorumlar yapması toplumun resim sanatına ilgisi açısından örnek olmuştur. 1933'te İnkılap sergisinde Şeref Aktekin Millet Mektebi tablosunu inceledikten sonra satın alınmasını istemesi ressama destek olma göstergesidir. 1933 Ekim ayında başlayarak 1936'ya kadar İnkılap sergileri açılmıştır. Sergi açılışlarına devlet adamları gelmiştir. Atatürk güzel sanatları desteklemiş, modellik de yaparak resim ve heykelin gelişmesi için tüm çabaları göstermiş, portre resmi için İbrahim Çallı'ya poz vermiştir. Cumhuriyetin 10. yılında gittikçe güçlenen ulusallık bilinci ve çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda genç sanatçılar müstakil ressam ve heykeltıraşlar birliğinden ayrılan Nurullah Berk'in öncülüğünde D grubunu kurdular. Abidin Dino, Zeki Faik İzer, Elif Naci, Cemal Tollu ve heykeltıraş Zühtü Müridoğlu'ndan oluşan grup sanatçıları modern Türk resminin temelini hazırlamak düşüncesiyle çalışmalarına başlamışlardır. Grup kübist, ekspresyonist, fovist, empresyonist ve realist anlayışla çalışan üyeleriyle çok akımlı bir dönemi başlatmış ve gelişmelere katkıda bulunmuştur.